Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bluz anlatacağım. Bluzumuz çok hem şık, güzel, spor duruyor hem de çok basit bir bluz. Bunu şimdi ben size hazır olsun diye ördüm. Size de şimdi nasıl yapılacak, ne kadar yapacağız, hepsinin ölçülerini vereceğim. Başlayacağız birlikte. Öncelikle modelimizin ismi Hanım Dilendi, Bey Beğendi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bilmeyen arkadaşlarımız için de ben yine tekrarlayacağım yapımını. Tığımız 4 no tığla yapacağız arkadaşlar. Neden derseniz Alize Cotton Gold ile ördüm ben bu bluzumuzu. Aralarda bazı renkler onları da koton iple ördüm. Elimde olmayan Alize'den. Siz evde bulunan bütün yarım iplerinizi de kullanabilirsiniz. İster bu renk yapabilirsiniz, ister başka renklerde yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Alize Cotton Gold ile ördüm çoğunluğu bu bluzu. Ve Alize Cotton Gold genelde 3 numarayla örülüyor. Fakat bluzumuz biraz esnek, üstte kalıp gibi durmasın diye 4 no ile ördüm. Biraz daha gevşek örelim diye. Eli çok sıkı olanlar olur arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkı ise 5 ile de örebilirsiniz. Çünkü bluz dediğimiz biraz dökümlü olması lazım. Sert durmasın üstümüzde diye. O yüzden arkadaşlar şimdi başlangıç olarak ben size bunun metreyle ölçüp tabii ki bedenleri de var. 38-40 bedene göre bu. Tam kendime göre yaptım mesela bunu, bu bluzumuzu. Fakat şimdi ben ölçeceğim bunu. Ama siz şunu bedeninize ölçerek, mesela bura ön, burada arka. İki parça ördüm. Bakın arkadaşlar. Bu ön, bu arka. Şura yanlar olacak arkadaşlar. Burası da omuz. Şuradan omuzlarımızı şu kadar dikeceğiz. Bakın şu kadar. Bu kadar da oradan dikip dümdüz kesme yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Burası da yakamız olacak. Yani iki parçadan oluşacak böyle. Kolumuzu da şu şekilde göstereyim size. Kolumuzu da bu şekilde ben ördüm. Kolumuzu da diktim ben ama size göstereceğim nasıl başlandığını da. Kolumuzu da şu şekilde yapıp, yani şu çizgimiz ortaya gelecek şekilde katladık. Şu şekilde bu yan tarafa dikeceğiz böyle. Giyince zaten bitişini de göstereceğim. O zaman daha hoş duracak. Kolun bir tarafını da ördüm bakın arkadaşlar. Kolumuz da buradan yanlamasına gidiyor. Yani şuradan başladım. Böyle uzunlamasına gidip şöyle katlayacağız. Yani kolumuz şöyle olduğu için buradan başlamadım kol ağzından. Şu uzun yerden başlıyoruz kolumuza da. Şimdi onu da göstereceğim. İki parçadan böyle büyük bir parça. Herkes bedenine göre de ölçebilir. Daha da büyütebilirsiniz, daha da küçültebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bu sizin bedeninize göre ölçülsün. Bu 38-40 beden için, gerçi S beden de giyer bunu. 51 santim. Zaten burası da aynı olduğu için 51'e 51. Bu bluzumuz 51'e 51. Şimdi ben size şimdi ortadan yeni başlayanlar için göstermek istiyorum başlangıç yerini. Tüm renklerden 2 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi tek sıra örseydik hiç önemli değildi. Bir sıra örer, ipimizi kırıp herhangi bir yerden başlıyorduk, değil mi? Ama bu her sırası 2 sıra olduğu için köşelerde birleşme yerimiz olacak arkadaşlar. Bakın hiç birleşme yerimiz belli değil. Onu göstereceğim hem de size köşelerden. Diğer videolarımda da göstermiştim ama burada da göstermek istiyorum. Bakan arkadaşlarımız olur, yeni yapan arkadaşlarımız olur. Onlar için tekrar gösterip sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Bluzumuzu kolumuzla göstereceğim size. Şimdi başlayalım. Bunu ben bir şöyle bir katlayayım arkadaşlar.
Şimdi başlangıç olarak 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar ve 5 zincirimizi diğer ucuna birleştirip bir orta elde ediyoruz. Birleştirdikten sonra 2 zincir çekip 1 milüste alıyoruz ve ortaya boşluğa 2 kere de çekerek trabzan örüyoruz. 3 tane olacak arkadaşlar trabzanımız. Bir de zincir çekmiştik ilk başlangıçta. Şu 3 tane oldu şimdi. Şimdi aralara 1, 2, 3 zincir çekip milüstümüzü alıyoruz. Aynı ortaya 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 2 kere de çekiyoruz arkadaşlar. İpimizin rengi falan gözüküyor değil mi? Yani ben böyle görünüyor zannediyorum ama inşallah net olmuştur. Şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip milüstümüzü alıyoruz. İkili trabzandan 3 tane daha yapıyoruz. Yani orta yapacağız bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip milüstümüzü aldık. 3 tane daha 2 kere de çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeye geldik. Dediğim gibi tek tek renklerimiz olsaydı mesela hırkalarda yapıyoruz ya her sırası bir renk. Bunu iki zincirle birleştirip kıracaktım. İstediğim yerden başlardık. Ama bunlar her sırası iki tane olduğu için yani şuralar iki her renkten iki tane olacağı için arkadaşlar. Şimdi birleştirme yapıp tekrar üst sıraya geçeceğim aynı renkten. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın köşeye geldim. Bunu bütün motiflerinizde de uygulayabilirsiniz. Birleşme yeri hiç göstermeyecek o zaman arkadaşlar. Çirkin bir görünüm olmayacak. Şimdi bir tane zincirimizi çektik. Milüstü aldık. Bu hemen ilk başlangıçta zincir çekmiştik ya. Onun tam tepesine tığımızla içeriden ilmeğimizi aldık ve bunu üçünü birden çekiyoruz. Bakın çektiğimiz zaman orta her tarafı her köşesi aynı oldu. Gördünüz mü? Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip buraya 3 tane dolduruyoruz. Bu zincirle birlikte 3 oldu zaten arkadaşlar. İkili trabzan yaptık. Şunu. Sonra aralarda hep tek zincir, bir tane zincir çekip diğer köşemize geliyoruz. 3 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekip köşeler burası. Tekrar 1, 2, 3 zincirimizi trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda tek zincir çekiyoruz burada. Köşelerde 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane de zincir çekip aynı yere tekrar köşe yapıyoruz. İkili trabzandan. 2, 3. 3 tane trabzan yaptık. Bir tane zincir çekip milüstümüzü alıyoruz. Diğer köşemize 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 1, 2, 3. Bir zincir çekiyoruz. 1, 4 tane dolduracağız şimdi arkadaşlar. Pardon, 3 tane. 2, 3 tane doldurup şimdi bu köşeye geldik, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu ipi kıracağımız için başka ipe geçeceğimiz için burada 3 zincirimizi çekip diğer köşemize bunu bağlıyoruz ve ipimizi kıracağız buradan. Aynı renkten devam edecekseniz şayet
İstediğiniz gibi yapabilirsiniz çünkü renklerinizi. Tekrar bu altta yaptığımız gibi tek zincir çekip bu köşeye geldiğimizde son köşeye bir zincir çekip milistümüz alıyoruz. Bu zincirimizin tepesindeki yere tığımızı takıp hepsini birden çekip köşeyi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekeceğiz normalde. Buradan köşeden 3 trabzanla devam edeceğiz. Fakat biz şimdi ipimizi değiştireceğimiz için 3 tane zincir çekip bu rengimizi, pardon, bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer renkten ben görünüm açısından iyi görünsün diye arkadaşlar renkleri değiştirdim. Tabii ki siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz renkleri, renk sıralamasını. Şimdi bunun üstüne geçeceğiz ya arkadaşlar. Hep bu şekilde iki sıra iki sıra her renkten gideceğiz. Şimdi o başlangıcı da göstereceğim ama her seferinde bu bittiğiniz yerden başlamayın. Çünkü şöyle bir dönüyor. Bu hanım dilendi, bey bendi çok uzun ördükçe. Fakat aynı yerden başlamayıp da şuradan yaparsanız pek de öyle çirkin görünüm olmuyor. Her seferinde ipinizi değiştirirken iki sırada bir karşı köşesinden başlayın. Buraya da nasıl başlayalım? Zincirimizi bir tane çekelim. Bittiği noktanın karşısından başlayalım. Ve başlangıç noktamız hep köşenin yarısını yapmış olacağız. Yani şuraya 3 zincir çektim, ikili trabzan yaptım. Tekrar baştan göstereyim. Buraya köşemize başladık zincirle. 2 zincir çektim, mil üstümü aldım. Aynı yere köşenin yarısını yapıyorum. İkili trabzan 1, 2. Bir de bu 3 tane oldu. Hep bir zincir araları tekrar. 3 tane. Bir zincir diğer köşedeyiz. Yani başlangıçlar hep şurada bitireceğimiz için arkadaşlar ya da ikinci sıraya geçeceğimiz için köşelerde dediğimiz gibi hani şurada yapmıştık ya köşelerde birleştirmelerimiz belli olmasın diye bu başlangıçlarımız hep şu köşenin yarısından başlayacağız. Şimdi diğer taraftan gelip böyle dolanacağız. Bu köşede bitireceğiz. Üç tane köşelerde zincir, aynı yere 3 tane trabzan daha. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Ben bu kadar detaylı anlatmamın sebebi de tabii ki bilen arkadaşlarımız için çok basit gelebilir. Fakat hiç bilmeyen arkadaşlarımıza daha iyi verimli olabilmek için anlatıyorum arkadaşlar. Köşeye geldik tekrar aynı yere 1, 2 ve 3. Bir zincir araları bunu arkadan kaybedeceğiz. Buraya da 1, 2, 3 şu şekilde. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar arkadaşlar. Bir zincir. Köşeye geldi. Köşede şimdi yine aynı altlarda yaptığımız gibi 3 taneyi yaptık ya arkadaşlar. Bir zincir çekip mil üstümüz alıyoruz. Zincirin tam başındaki yere tığımızı çıkarttık ve hepsini birden çektik. Köşe oluşturduk. Burada 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. 3 tane yapıp yarımını köşenin yarısını yapmış olduk. Bir zincir çekip 1, 2, 3 diye bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Köşelerde geleceğiz. 3 tane zincirler. Biraz elimizi gevşek tutalım. Köşeye geleceğiz. 3 tane zincir çekip bu ipi kırıp diğer köşeden başka bir renge başlayacağız. Bu şekilde
Kaç sıra, kaç renk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 renk. Yani 26 sıra olmuş. Her renk 2 sıra olduğu için arkadaşlar. 26 sıra, bunu tabii ki siz ölçünüze göre büyüteceksiniz. Dümdüz, hiçbir yerde kesme yok, artırma yok, o kadar. Bu iki tane parçayı yaptıktan sonra arkadaşlar, bedenimizin arka ve önünü ördükten sonra bu şekilde. Şimdi kola geçeceğiz arkadaşlar. Kolumuz lacivert. Ben zincir çekip de, bakın şöyle, zincir çekip de üstüne başlamadım. Daha basit göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şimdi arkadaşlar, kolumuzun ölçüsünü biliyorsanız şayet, ben biraz kısa istedim şöyle. Çok uzun olmayacak, bu spor olduğu için biraz da bluz. İster dökümlü olursanız buraya kadar da olabilir. 23 tane şu fıstık gibi diyeyim, 3 tane dolgudan yapacağım. Yani şundan 1, 2, 3, 4, 5, yani şu dolgudan şöyle yapayım, koluma geçirip de göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mesela 23 tane yapacağım. Kolumun şu uzunluğu kadar. Onu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 4 zincir çektim. Bakın 4 zinciri çekiyoruz. Mil üstü aldım. Diğer köşeye 2 kere de çıkartarak şöyle bir köşe yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. Mil üstümü aldım. 1, 2, 3. 3 tane doldurup 1, 2, 3 zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Mil üstü alıyorum. Bu doldurduğum ilk baştaki diğer köşeden şu şekilde 2 kere de çıkartarak 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum tekrar. Mil üstü alıyorum. Bu zincirimin içine bu sefer 3 tane dolduruyorum. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum tekrar. Mil üstü alıp diğer köşemize. Bakın bu şekilde sanki şuradan örecekmişim gibi upuzun şekilde yapacağım şimdi size. Ben bunu biraz kısa yapıp kısa göstereceğim. Siz 23 taneyi kolunuzun ölçüsüne göre ya da tamamlarsınız arkadaşlar. Ben size göstermek için kısacık bir tane yapıyorum. Evet, şimdi burası bitti sayılır. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar geri döndüm. Şuraya bağladım, değil mi? Şimdi üste geçeceğim. Yani farz edin ki burayı 23 tane yaptık. Şurası. 23 taneyi bitirdikten sonra arkadaşlar, 2 tane zincir çekip mil üstünüzü alıp şu boşluğa 1, 2, 3. Sanki şu fıstıklarımız devam ediyormuş gibi. Aralarda bir zincir, 1, 2, 3. Bakın yukarıya doğru artık gideceğim arkadaşlar. Ben başlangıç yerini zincir üstüne yapmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum. Bakın bu şekilde. Burası zaten birleştirme yeri olacak. Şurası. 3 tane doldurduk. 1 zincir çektik. 1, 2, 3 tane doldurup 1, 2, 3 zincirle geri dönüyoruz. Mil üstü alıp diğer köşemize geliyoruz. Bakın bu şekilde 23 taneyi tamamladıktan sonra şöyle bu şekilde yukarıya doğru 15 sıra lacivert ördüm. 2 sıra renk koydum. 2 sıra diğer renkten koydum. 2 sıra da diğer renkten koydum. Kendi kol ölçüme doğru 15 sıra daha örüp şurada birleştirme yeri, sonra diktim iki ucu. Şöyle yaptıktan sonra, yani şurada da göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Şuradan başladım.
Deminki size gösterdiğim şekilde başladım şurayı. Yukarıya doğru ördüm. 15 sıra, 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra renklerimi koydum. Şimdi 15 sıra daha yapıp bu kol da bitmiş olacak. Sonra dikme işlemine geleceğiz. Buraları ayarlayacağız arkadaşlar. Şu köşelerden şuradan omuz ayarlayacağız. Diğer tarafı da ayarlayıp dümdüz şekilde dikeceksiniz arkadaşlar. Sonra şu kolumuzu yaptıktan sonra şuraya denk gelecek şekilde boşluk bırakıp buradan aşağısını yan tarafımızı dikeceğiz ikisini. Şurayı. Ben birazdan dikip sizlere göstereceğim tekrar arkadaşlar. Şimdi omuzlardan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık ayıracağım. Yakaya biraz daha vereceğim. O yüzden 6 taneyi ayarladıktan sonra şuraya çengelimi taktım. İşaret çengelimi. Bakın. 6 tane de buradan arkadaşlar diğer omuzumuza 1, 2, 3, 4, 5, 6 altıncıya takıyoruz. Şu şekilde aynı olsun arkayla. Evet. Şu şekilde iki tarafı da gelecek şekilde. Şimdi bu dikişini göstereceğim. Normal dikeceksiniz ama bazı arkadaşlar keşke dikişini de gösterseydiniz diyorlar. Şimdi bu omuzumuzu dikeceğim. Aslında çok basit, çok göstermiyor dikişimiz. Diktiğimiz zaman. Şimdi önce şu köşeyi, iki köşemizi tam zincirin ortasından arkadaşlar diğer köşemize bunu bir sabitleyelim. Bura ön taraf zaten arkadaşlar. Ben hep önden dikiyorum şöyle. Bir bu ilmekten alıyorum. Hiç ilmek atlamadan. Bir diğer ilmekten alıyorum. Bir bu ilmekten alıyorum arkadaşlar. Bir diğer ilmekten. Şu şekilde dikiyorum. Bakın. Hiç ilmeklerimizi atlamıyorum. Şurada fıstık gibi, V gibi gözüken ilmeklerimiz var ya arkadaşlar. Hiç onlardan ayrılmadan bir oradan bir oradan yapıp bakın şöyle çektiğiniz zaman hiç dikişimiz belli bile olmuyor. Fakat şunları hep yan yana getirin. Onlara dikkat edin. Şu şekilde. Üstten veriyorum iğnemi. Bakın. Normal düz. Buralar düz. Unutmayın bu tersi burası. Ben düz yerinden tüm ilmeklerden iğnemi geçiriyorum. Her bir ilmeğe önce bir tarafından sonra diğer tarafından ilmek atlamadan arkadaşlar. Bu şekilde bu omuzu dikeceğim. Sonra diğer omuzumuzu dikeceğim. Yakamız bu şekilde böyle kayık yakalı olacak, açık kalacak. Sonra arkadaşlar dediğim gibi tam şu diktiğimiz, bakın burayı diktik ya. Şu çizgimiz, kol çizgimiz tam ortası buraya gelecek şekilde, şu şekilde. Şöyle. Bu kolumuzu da buraya dikeceğiz. Kol çevresinden. Sonra bu iki parçamızı da birleştireceğiz. Kazağımız bu kadar arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Zaten bittikten sonra da resminde kapak resmi olarak koyacağız. Oraya bakarak da zaten detayları gösterdim. Oraya bakarak da yapabilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Anlatamadığım yerlerde sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Hepinize oradan cevap vereceğim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin.